Hocam merhaba. Merhaba Recepciğim. Nasılsınız hocam? İyiyim Recepciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Hocam beyaz gömleğin çok güzel. Sağ ol. Beyaz gömleğin söz olur. Oldu hocam söz. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın söz oluyor mu olmuyor mu? Hocam bugün ne konuşuyoruz? Evet Recepciğim. Bugün sosyal bilgiler ünitesinin yani dersinin son ünitesi küresel bağlantılar. Nasıl bağlantılar hocam? Süper bağlantı kuracağız Recepciğim. Olur hocam. Resimle. Küresel bağlantı ne demek küresel? Dünya falan hocam. Global. Global. Global ve <laughs> i̇şte küresel. Küresel, küresel ile global. Yani evrensel ölçekte evrensel. dünyadaki ilişkilerle ilgili şöyle bir genel toparlama yapalım. Dünyada biliyorsun bir sürü devlet var. Yani Çok var hocam sürü ya. Yani yüz yirmi devlet var. Valla sayısını ben belki daha fazla sayı emin ol bilmiyorum yani. Çok var. Şimdi i̇şte bu devletler arasında <laughs> ilişkilerde iki tür ilişki var. Yani. Nasıl ilişki bir, hocam? Bir savaş, iki barış. Barış. Güya. Güya barış. Şimdi yani tabii barış olabildiğince barış diyelim. Devletler arası ilişkilerde işte bu barışı. Bu ilişkileri sağlayan onlarca gerek küresel çapta gerek bölgesel çapta kuruluş var. Şimdi i̇şte onlardan bazılarını tanıtacağız. Olur hocam. Yani, mesela. Mesela bunlardan bir tanesi. En meşhurundan başlayalım. Birleşmiş Milletler. Hocam bu Birleşmiş Milletler Heh. kaç tane Birleşmiş Millet bir acaba? Bir tane Birleşmiş Milletler var. Şöyle kaç tane millet Birleşmiş acaba? Çünkü hani çok fazla devlet var ya. 130 evet. tane belki 140 ee, yani tane devlet var. Rakamı bilmiyorum Ecepciğim. Yani Ama hepsi kişi, değil sonuçta. Ya değil tabii. Bu Birleşmiş Milletler aslında 2. Dünya Savaşı koşullarında kurulmuş bir organizasyon. O kadar insan öldü ki 1945'te yani devletlere baktı Amerika'sı, İngiltere'si. Olası Bir daha böyle bir savaş olmasın. Barış olsun. Tırnak içinde. Artık barış olsun diyerek bir de yeni dünya düzenini kuralım diyerek Amerika'da San Francisco Konferansıyla birleşmeler kuruldu Peki 1945. hocam barış olmuş mu? Barışı korumak için kuruldu ama tam olmamış. Bu pek mümkün olmadı. Yani 1945 ile 2021 arasında tam her savaş. daim savaş var. Evet. Hele son 10 yıl 15 yıl full savaş. Full savaş var. Yani burada Birleşmiş Milletleri <laughs> kesinlikle ve kesinlikle. Hocam başta görev yapmaya çağırmak isteriz. Biz başta bizi davet yani. ediyoruz hocam. Hocam başta <laughs> bizi mesela... inşallah. Kurulma amacı şeydi yani savaştan kaçınalım çünkü çok insan öldü evet. vesaire ya. Evet. Savaşlar bir yandan da maliyetliydi falan. Şu an öyle değil. Dronla e, hiç yani çok daha ucuzladı savaşlar ve herkes manyak gibi savaşmaya başladı. Bir de abi ne yapıyorsun? Vekalet evet. savaşları var Recep'ciğim. Drone artı bir de vekalet buluyorsun kendin. Senin adına savaşacak bir örgüt ha, kuruyorsun. tertemiz. Oo, oh, tertemiz. Aynen yani, sen sadece arkadan üret sat, üret sat. O yüzden sat. savaşlar da arttı. Aynen savaşlar da arttı. Birleşmiş Milletler de bence bu konuda üzerine düşeni Yapmıyoruz. yapamıyor yani. Bir elime yönde yapamıyor. Bir de şöyle bir şey var. Birleşmiş Milletler içerisinde 5 tane devletin Vesayeti var yani. Mesela Rusçası, Çin'i, Fransa'sı bilen bunlar veto hakları var mesela. Var. E ondan dolayı bir türlü Birleşmiş Milletler insanlık namına pek fazla adım atamıyor yani. Evet. Ama tabii elinden geldiği kadar diyelim. Hocam ee, ben Birleşmiş Milletleri şöyle biliyorum. Çıkıyorlar ve açıklama yapıyorlar. Evet açıklama yapıyorlar sonra kimse onları dinlemiyor. Tabii bu kadar. Yani, Birleşmiş Milletler budur. Evet. Birleşememiş Milletler. Aynen. Recepçi bir diğeri NATO. NATO Şimdi bizim de üye olduğumuz. E, bizim de üye olduğumuz. Bu arada biz de Birleşmiş Milletler'e üyeyiz. NATO da mesela aslında 2. Dünya Savaşı koşullarında kurulmuş bir aslında silah, bir ordu aslında NATO. Evet. Fakat kendi içinde güvenlik amaçlı bir özellikle Rusya'ya karşı kurulmuştu. Bugün de hala Rusya'ya karşı NATO etkili. O nedenle NATO'ya da Türkiye üyedir, altın çizelim. Peki hocam hangi ha. ülkeler vardı? Amerika vardı. NATO'da, Çok ülke Tabii. Bütün batı bloğu ya işte. Full Tüm batı, batı orada. Aynen. Bütün batı orada yani. Rusya falan öbür tarafta kalmıştır. Yani bir soğuk savaş sürecinde. Evet hocam. Bugün daha böyle iç içe geçti ama yine Rusya bir anlamda NATO karşısında evet. e, yekpare olarak duruyor. Bir diğer <laughs> nokta Avrupa Konseyi. O <laughs> neydi hocam? Işte. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi falan. Duyarım. Ne olduğunu ne, biliyor musun? Pe pek bilmiyorum. Avrupa Konseyi e, aslında bağımsız bir örgüt. Hani Avrupa Hakları Mahkemesi var, ba falan. Doğru. Misin? Bu ona bağlı mesela. Ha. Yani şöyle söyleyeyim. Bir parlamento var Avrupa'da. Her ülkenin nüfusuna ve <laughs> E, Gayri safi milli aslasına göre e, orada temsilciler oluyor. Var. Orada katılıyorsun. E, i̇şte yine insan haklarını koruma, barışı koruma. İnsan haklarıyla ilgili diyelim bir hata varsa onları düzeltme. Bu gibi fonksiyonları olan bir kuruluş. Süper. Yani aslında fena çalışmayan bir organizasyon Avrupa Konseyi. Evet. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de buna bağlı olarak etkili. Etkili bir mahkeme. Bunun altını çizelim. Evet hocam. Yani. Evet. Devletler arası ilişkileri düzenleyen bir organizasyon. Süper. Evet. Hocam şimdi şey duydun mu? Dünya Sağlık Örgütü falan. Duydum hocam. Şey de, pandemiden dolayı mecbur hepimiz duyduk. Evet. Çok mesela bu da mesela Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Fonu. Bunlar herhalde gıda ve tarımla ilgileniyorlar evet, hocam. Aynen. Çok Bu gibi yani Birleşmiş Milletler bünyesinde bir sürü alt kuruluş var hani Yani gıda üzerine mesela kültür üzerine UNESCO var. UNESCO evet, evet hocam. Evet mesela değil mi? Kültür mirası. Evet, kültür mirası. Onları yani, koruyor. Bu yani. tarz evet, bu tarz kuruluşlar da aktif olarak devam ediyor. Süper. Bir de Recep Şöyle bir şey var. Ne var hocam? Türkiye'nin de bir kısmına dahil olduğu e, ekonomik organizasyonlar var. Mesela G20 diye bir şey duydun mu Recepçim? Hocam bir Counter-Strike'ta bir silah mı? O <laughs> GTA mıydı o pardon? Evet, o da olabilir hocam. G20 ne biliyor musun Grup demek. Yani grup 20. Dünyadaki 20 gelişmiş ekonomi ve gelişmekte olan ekonomiye sahip devletlerin bir araya gelerek kurduğu bir örgüt yani. 20 tane ülke var. Biz var mıyız? Şu, var tabii. Türkiye var mesela. Türkiye, Fransa, İngiltere, Amerika, Kanada, Meksika, Güney Amerika'da, Arjantin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, e, Hindistan, Çin bu gibi ülkelerden oluşan e, 20 tane ülke. Burada hemen akla şu gelir mesela İsviçre yok mesela. Yok. Doğru, yok çünkü onlar çok zengin hocam. Yok öyle değil. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bölge dengeleri coğrafi dengelere göre ayarlanmış bir 20 He. yani en büyük 20 değil buradan yanlış anlaşılmasın. Ben öyle anlamıştım ha. ilk başta. Herkes var. öyle ya, ya, şey yapıyor. Ona bakarsan mesela e, İsviçre yok Norveç yok. Evet. E, bunlar e, 20 20'den 20, 10'da yani bunlar. Dolayısıyla e, bu ülkeler yani bu organizasyon e, devletler arası dengelere göre mesela her kıtadan mesela <laughs> bir tane almaya çalışmış. Örneğin evet. Afrika'dan. Ee, Güney Afrika Cumhuriyeti. Hocam misli almamışlar çünkü gerek yok parayla dengeyi kurarlar onu. Aynen öyle, aynen öyle. G20'de Türkiye aktif bir ülkedir hocam. Evet. Mesela 2015'te G20 toplantısı Türkiye'de yapılmıştı, Antalya'da yapılmıştı. Hı -hı. İşte Cumhurbaşkanı Hı -hı. falan çıkıp konuşmalar yapmıştı. Trump gelmişti falan böyle Putin falan, her yani Çin falan herkes gelmişti. Böyle bir araya gelip Antalya'lı e esnaflar e memnun hocam. Memnun olmuştu. Bu G20'nin bir özelliği var. Dünya ekonomisinin %80'i bu G20 ülkelerine ait. Çok iyiymiş hocam. Yani evet. Öyle bir özelliği var. Orada da tabii işte küresel ekonomi, para konuşuluyor. Her, her türlü ekonomik olaylar orada konuşuluyor. Süper hocam. Evet. Mesela D8 var bir tane. O nedir hocam? Bu da e, developing e, yani gelişen 8. E, biz azalarda. var mıyız orada? D8. Tabii biz varız. Hocam o, biz de o, her yerde varız. 97'de o, yani yanılmıyorsam düzeltin. 97'de Necmettin Erbakan'ın o zamanki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıydı. Onun öncülüğünde kurulmuş bir organizasyon. Kim var burada? Müslüman ülkeler var. Ha, Müslüman Türkiye ülke. var, Nijerya var, Mısır var, Endonezya var, Malezya var, Bangladeş var. Yani işte 8 tane ülke var. Müslüman ülkeler. Bunlar da bir bazen böyle bir araya gelip Yine ekonomik konularla ilgili görüş alışverişi, işbirliği vesaire yaparlar. Süpermiş hocam. Bir de Türk dünyasının kendi içinde kurduğu organizasyonlar var. T20 hocam. Ne o? Yok, T20 kaç? Türk keneşi. Allah hocam neymiş bu? Keneş. Keneş. <laughs> keneş değil bak. Türk keneşi. <laughs> hocam Türk keneş. Türk konseyi bu. Yani ha. Türk Türkiye Cumhuriyetleri'nin bir araya gelerek kurduğu şey bir organizasyon. Türk Soy diye bir organizasyon var. Çok iyi. Yine Türk Cumhuriyetleri'nin bir araya gelerek kurduğu organizasyonlar. Türkiye'nin sanki böyle az gelişmiş ve gelişmekte olan Müslüman ülkelerde eli kolu gibi adeta böyle. Süper. Mesela böyle bir kuruluş da var. Yani anlayacağın devletin içi dolu olduğu organizasyonlar bunlar acil. Süper hocam küresel. Küresel çapta. Bak bunu niye anlattık biliyor musun? Neden hocam? Aslında dünya küresel. Kimseye karşı ön yargılı olmayalım mı getirmek istiyoruz aslında. <laughs> evet biraz daha. Senin kendine ait kişisel olarak kalıp yargıların var mı Recep'ciğim? Vardır hocam kesin. Mesela bir hatırlıyor musun? Bir şey. Hiç hocam hatırlamıyorum. Konyalılar etlekmek kafalı gibi bir şey mi? Mesela evet. Konyalılar etlekmek sever mesela. Şimdi evet. hocam. bu tabii olumlu bir kalıp yargı ama işte kalıp yargı diye bir şey var. Yani Olmaması gereken. Olmaması gereken. Ama tabii olumlu yönde de kalıp yargılar olabiliyor mesela. Evet. Devletler arasında diyelim mesela atıyorum Almanlar çalışkandır. Bak, da olabilir. Halbuki e, Alman yatıyor. O sırada da <laughs> ona... olabilir. Türkler var vardır atıyorum. Hayır, ne kadar bizim. yanlış bir kalıp yargı. Gayet medeni bak ders çekiyoruz hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunlar tabii yanlışlar. Çünkü ayrımcılık doğuruyor. Doğru. Bu kalıp yargılardan yakaya kurtarmak lazım. Hocam işte şey de var. Avrupa'da İslam fobi var. Mesela evet tam oraya geçebiliriz. İslam karşıtlığı. Çünkü, evet. İslamofobi mesela tam bir kalıp yargı. Yani Müslümanlar teröristtir. Ya mesela. başı örtülü öyle gördüğü değil. zaman direkt terörist olarak düşünüyor. Aynen öyle. Recep'ciğim bunu da mesela... Daesh hocam diyor, evet. Onun payı var değil mi? Mesela çok var hocam. Avrupa'da bu çok yaygın. Evet. Kalifat diye bir dizi var hocam evet, Netflix'te. Netflix'te. Evet. Bu konuyu işliyor İsveç'teki İslam fobiyi anlatıyor. Onun oradaki etkilerini. Aa, aynen öyle. Ya terörizm olarak bakıyorlar İslam ülkesi evet. vatandaşlar Ne kadar yanlış bir evet. kalıp yargı değil mi? Evet. O nedenle mesela İslamofobi de bir kalıp yargı, <laughs> ayrımcılık yaratan bir kalıp yargı. Altını çizelim. Aynen şey gibi hocam, ırkçılık gibi Amerika'daki. Aynen öyle. İşte bütün Yunan. Yahudiler zararlıdır. Evet. Filan. Böyle hani böyle görüşlerde. Özellikle mesela bizde işte Ermenilere karşı, Rumlara karşı da bazı negatif kalıp yargı. Evet, olabiliyor. Hocam. Yani yakayı kurtarmak lazım. Kesinlikle hocam. Evet. Hiçbir faydası yok. Evet hocam. Şimdi bunlara ilgili bir soru çözelim mi hocam? Çözelim hocam. G20'den bahsetti. Oradan devam edelim. G20 ekonomik açıdan dünyanın en büyük ülkelerini ifade eden bir teşkilattır. Özellikle küresel ekonomi ve mali sistemin daha fazla geliştirilmesini sağlamak ve küresel krizlere karşı önlem almak amacıyla kurulmuştur. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı yıllık olağan toplantılarının 10.sü 2015'te Türkiye'de yapılmıştır. Yani burada diyor ya bak dünyanın en büyük 20 ekonomisini. Evet biz hocam. bunu mesela MEP kitabından aldık ama yanlış yani. Yani büyük. en büyük 20 ekonomi değil yani orada. Evet. Ee, coğrafi dengeler de var, siyasi dengeler de var. Onu da altıncı çizelim. Anti parantez yani. Buna göre G22 ile ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir diyor Recep'ciğim. Bir, ekonominin güçlendirilmesi amacına yöneliktir. Olur. Kesinlikle. İki, az gelişmiş ülkelerin kalkındırılması amaçlanır. Bu pek yok gibi. Aynen. Yani buradaki amaç az gelişmişleri kalkındıralım değil. Hiç. Aramızda. <laughs> Aynen, aramızda öyle. Üst, ne yapıyoruz? Üst taraf. <laughs> Türkiye G20'de aktif bir ülkedir. Net. Kesinlikle. Zaten 2015'te yılında <laughs> bizde toplantısı yapılmış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 Recep'ciğim. Süpermiş hocam. Evet Recep'ciğim. Hocam bu 7. ünite mi? Evet 7. ünite. Artık ilk üniteye döneceğiz. Aynen öyle. 1. üniteye döneceğiz yani. Süper hocam. Evet. O zaman arkadaşlar e, yorumlara bekliyoruz sizleri. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aynen öyle Recep'ciğim. Bye-bye.